Zulüm oluyor işte, çocuklara saldırıyorlar, öldürmeye kalkıyor. Kadınlara rahatlık vermiyorlar, kıyafetine karışıyor, saçına karışıyor. Güzel bir kadın görüyor, onun canını yakmaya çalışıyor. Güzel bir kadın görüyor, iltifat olur. Hürmet edersin, kalben iltifat, fiilen de hürmet olur. Bunlar saldırganlaşıyor merhametsizlikten. Fakir görüyor, acımıyor. Mesela Suriyeliler sığınıyorlar. Hadi gidin ülkenize defolun diyorlar mesela bazı tipler, bazı kişileri bunu söylüyorlar. Bunlar çok çirkin. Merhametsizlik sonucu mesela mağazalarda çalışan insanlar da merhametsizler. Ben bazen gidiyorum mağazalara alışveriş yapmaya. Çok gergin. Müşteri çok gergin. Yani alışveriş yapan insan geldiğinde orada hizmet eden, yardımcı olan insanlara hürmet etmek, sevgi göstermekle mükelleftir. Yani sanki bir tehlikeyle karşı karşıyaymış gibi, sanki kavgaya gelmiş gibi bir üslupla konuşuyorlar. Çok gerginler. Bazı kişilerde ben bunu görüyorum. Mesela ukala, züppe, üst perdeden bir konuşma. Çok çok ayıp. Yani yazık, günah o insanlara. Akşama kadar ufacık dükkanın içinde hayatları geçiyor. Onlara karşı hürmet etmek, sevgi göstermek, hal hatır sormak ve alışverişi kolaylaştırmak bir ibadet olur. Onun canını yakmak, tedirgin etmek, onu zorlamak, yormak. Öyle bir sorgulama sistemi meydana getiriyor ki artık adam gına getiriyor satışı yapan. Bu niye böyle, şu niye böyle, bunu ne, ama şunu niye bunu yapmadı? Ya bırak, sıkma. Niye bunaltıyorsun? O insanlar rahat yaşasın. Yazık günah değil mi? Alacaksan al, çık git. Güzel bir söz söyle, gönüllerini al. Anlayacaksan da kalplerini kırma, münasebetlik yapma. Güzel konuş. Evet, dinliyorum. Ölümden sonra insanların dirilişi nasıl olacak?